İyi günler. Benim adım Mansur. Sorum Muhsin Bey'e olacak. Muhsin Bey, hatırlarsın, Necip Mahfuz'un kitaplarını okudum ben. 1989'da Nobel ödülünü kazandı biliyorsunuz. Necip Mahfuz'u 1994'te mi başlarında Müslüm Brotherları, yani Müslüman kardeşlerin fetvasıyla ölüm fetvası çıkarıldı ve kendisi çok ağır yaralandı, ölümden döndü. Şimdi onun uzantıları bugün seçimle iktidara geldiler. Bu durumda çok pratik bir soru. Necip Mahfuzlar Mısır'da yaşama hakkı olacak mı bundan sonra? Teşekkür ederim. I didn't hear this. Necip Mahfuz'la ilgili bu söylediğinizi ben bilmiyordum. Olursa. Yani şöyle özetleyeceğim. Hani biz from our perspective when we look at Egypt. Sorry. When we look at the Egypt from especially dünyanın bu tarafından Mısır'a baktığımızda belki demem lazım. Müslüman kardeşlerin insan haklarına saygısı yok gibi görülüyor ve farklı görüşlere, liberal görüşlere mesela saygısı yok gibi görünüyor. Necip Mahfuz'u yani Salman Rushdie'ye benzer bir durum olarak tarif ettiler. Bugün soru da şu, şimdi meclisin yarısında Müslüman kardeşlerin adayları var. Dolayısıyla acaba bugünkü şartlarda böylesine farklı görüş açıları, bakış açıları Mısır'da yaşayabilir mi diye soruyor. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Anladım, anladım. Şöyle söyleyeyim. Bu mecliste meclis görevlerini çok iyi yerine getiremiyorlar henüz. Ve siyasi hayatla ilgili çok kötü fikirleri var. Biz bunu Mısır'da gördük daha önce. O ya, daha önceki demeçlerinden de biliyoruz. Fikirlerinden de biliyoruz. Dolayısıyla bu Selefiler, Nur Partisi parlamentoda devam edemeyecek yeni bir anayasa yaptıktan sonra büyük partiler yine devam edecekler herhalde. Mısırlıların çoğu bu meclisle ilgili olarak gerekli şartlara sahip olmadıklarını, siyasi hayat açısından her zaman çok olumlu fikirleri olmadığını biliyorlar. Onun için ikinci seçimde, bir sonraki bir seçimde yani mecliste
bu kadar sandalyeye sahip olmayacaklar. Mısır'la ilgili biraz umutlu olmak için, if you don't mind, I will tell two stories from Egypt. No, you go on. Türkçe yapacağım çünkü. Biliyorsunuz orada daha uç gibi gözüken bizim baktığımız açıdan Selefi gruplar var. Nur Partisi şu anda parlamentonun herhalde dörtte birine yakın bir kısmına teslim ediyorlar. İşte onların en çok daha radikal görüşleri olduğunu biliyoruz ama parlamentoda geçtiğimiz günlerde bir tartışma oldu. Ben umut verici buldum, sebebini söyleyeceğim. Yarısı zaten Müslüman kardeşlerin, geri kalan yarısı da düşünün Selefilerin olduğu bir şeyden söz ediyoruz. Selefi parlamenterlerden bir tanesi oturumun ortasında ezan okumaya başladı. Ve Müslüman kardeşler parlamento başkanı, Müslüman kardeşlerden bir isim, ona yani böyle yapıp ezan okumaya başladığında kızdı. Dedi ki bir kere ezan okuyacaksan git şurada cami var oraya git. Ayrıca bence daha da önemli bir şey söyledi. Burada herhangi birimiz diğerinden daha Müslüman değiliz. Dolayısıyla Müslümanlık nedir, hangi şey? Bununla ilgili bir tartışma var orada. Bir başka hoş bence anekdot daha. Selefiler çok konuda tutucular. Bunlardan bir tanesi de mesela Selefiler iktidar olsa ne olmaz Mısır'da? Mesela estetik operasyon yasaklanır diye düşünülürdü. Fakat Selefi parlamenterlerden, üstelik en çok sesi çıkanlardan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde bir hastaneden çıkıyordu. Bütün yüzü falan sarılmış. Ve iddia etti ki dayak yemiş. Dayak yemiş. Üstelik işte bu görüşleri yüzünden, daha laik kesimlerden falan diye. Çok kısa sürdü tabii, bu zamanda yalanlar uzun sürmüyor çok şükür. Ortaya çıktı ki estetik operasyon yaptırmış burnuna. Hem partisinden de ihraç edildi ama bunlar önemli bence şeyler. Yani biraz da bakışımızı, bunları değişimi görmemiz lazım. Onlar da değişiyorlar. Pardon. Başka soru var mı acaba? Çok ilginç, bu sabah çok ilginç müdahaleler oldu, konuşmalar oldu. Çok önemli bir konu üzerinde konuştuk. Hiç şüphe yok ki bu bölgedeki bütün ülkeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan bahsediyorum, Arap İlk Baharı'nı yaşasınlar ve yaşamasınlar, sonuç olarak bir takım değişimlerle karşı karşıyalar. Bu değişimin olması gerektiğine de insanlar inanıyor ve bu değişimin demokratikleşme olduğunu da düşünüyorlar ayrıca. Arap İlk Baharı bu ayaklanmaların sonucunda ortaya çıktı. Bu ayaklanmalar aslında spontane olarak, herhangi bir lideri olmadan, herhangi bir örgütlenmesi olmadan, arkasında bir kurumsal yapı olmadan ortaya çıktı. Ama bu kendi içinde de bir sorun da yaratıyor. Çünkü hemen seçime gitmeye kalktığınız zaman, o zaman bu gruplar kazanamıyor, başkaları kazanabiliyor. Bu Mısır'da böyle oldu, Tunus'ta da böyle oldu. Çünkü diğer güçler daha örgütlü, yani yenilerinin, yeni ayaklanan, bir araya gelen insanların örgütlenmeye vakti olmuş durumda. Onun için soru şu, neden seçimlere gitmek için bu kadar acele ediyoruz? Çünkü demokratikleşme yavaş ilerleyen bir süreçtir. Demokratikleşmenin öncesinde şartların müsavi olabilmesi için, bütün oyuncuların eşit şartlarda hareket edebilmesi için gerekli bir takım şeyleri yapmak gerekir. O yüzden belki bir geçiş dönemine ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Kısa olabilir bu dönem ama bu konuları yeterince tartışabilecek kadar da zaman tanıyacak bir süre olması gerekirdi. Tunus'ta bir anlamda bu şekilde bir takım gelişmeler oldu. Seçime gitti tabii Tunus ama yine de anayasa yazacak bir vakitleri oldu. Kendilerine daha çok zaman verebildiler. Bazı konuların tartışılması, derinlemesine tartışılması gerekiyor önce. Bu konular üzerinde bir mutabakata ulaşılsın. Bu konulardan bir tanesi yönetişimin yapısı. Yani bu ülkelerde yönetim nasıl şekillenecek? Çünkü bir despotluk döneminden çıkan başkanlık sistemleriyle yönetilip başkanlık sistemlerinin babadan oğula geçtiği bir hale dönüşmüş olduğu, yolsuzluğun her yerde olduğu bir takım sistemlerden çıkıyor bu ülkeler. Devletin parasının değişik şekillerde kullanıldığı ve halk ülkenin zenginliğinin eşit olarak dağılmadığı
dönemden çıkıyor. Halbuki şimdi bu zenginliğin daha eşit olarak, özellikle yer altındaki zenginliklerin daha eşit olarak dağıtılması, toprağın kullanımının ona göre şartlarının belirlenmesi gibi konular var. Bunlar sorun. Kuzey-Güney Sudan'da da bunları görüyoruz, gördük petrol konusunda. Ve başka ülkelerde de olacak. Yine bu tip maddi faydalardan kaynaklanan sorunlar olacak. Azınlıklarla da ilgili sorunlar var. Azınlık olarak tabir ediliyor bu gruplara ama aslında bence burada önemli olan bütün gruplara, herhangi bir grubun dışlanmasına müsaade etmeden imkan tanımaktan bahsetmek lazım. Yani kökeni, etnik kökeni, aşireti, her ne olursa olsun bu grupların hepsinin göz önüne alınması lazım. Belki bunu daha desantralize, ademi merkezici bir şekilde yapmak lazım. Ama bu ademi merkezici yapının muhakkak araştırmaya dayanması ve ulusal iradeyi yansıtması lazım. Ayrıca tabii ki siyasi iradeyi de yansıtması lazım. Çünkü burada gerçekten zorlu bir durum var. Aşırı oranda bir merkezileşme söz konusu olursa o da bir çözülmeye sebebiyet verir. Sudan'da bunu gördük. Güney Sudan ayrıldı ve şu anda pek çok çatışma da devam ediyor. Yeterince merkezileşmezseniz de o zaman da halkın meşru ihtiyaçlarına da cevap veremeyebilirsiniz. Sonuçta dengeyi iyi kurmak lazım ve bu merkezileşmeyi de tam doğru oranda yapabilmek lazım ki gerçekten marjinalize olmuş insanlar da sürecin içerisine katılabilsin. Devletin parçası hissetsin kendilerini ve devletin birliği bütünlüğünün de korunması sağlansın. Bu devletlerin sınırları, büyük bir çoğunluğunun sınırları sömürge güçleri tarafından çizilmiş. 100 yıl önce. Ve sömürgeler olarak yönetilmişler. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her ülkede yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olmuş. Bu çeşitliliği ve birliği bir arada tutabilmek için gerekli. Dini çeşitliliği kabul ediyoruz, etnik kimliğin çeşitliliğini kabul ediyoruz. Aşiretler var, aşiretlerin çeşitliliğini kabul ediyoruz. İşte bütün bunları kabul edersek o zaman bunların hepsini nasıl kapsayıcı bir şekilde yönetime dahil edebiliriz? Buna bakmak lazım ki dışlanmasınlar. Bu aşamada tabii iç savaş tehlikesi, bölünme tehlikesi de söz konusu olabilir başarısız olursanız. Ama doğru şekilde bir entegrasyon sağlandığı takdirde ulusu inşa etmek mümkün olabilir. Şu ana kadar bu mümkün olmadı. Ortak bir kimliğe ulaşamadık. Bence bunların tartışılması lazım. Onun için bir anayasa yazmak istiyorsanız ve bu anayasanın bütün bu sorunları ele almasını istiyorsanız buna zaman lazım. Tam katılım lazım. Çünkü kapsayıcı olmalı, özgür, şeffaf bir süreç olmalı bu ve detaylı olarak derinlemesine ulusal bir zeminde tartışma yapılabilmeli ve bu sorunları daha büyük bir perspektiften ele almak gerçekten çok önemli ki bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi daha iyi anlayabilelim. Anayasa yazma, yani anayasal süreç ve bu sürecin nasıl işlediği anayasanın içeriği kadar önemli. İyi bir içeriğe ulaşmak için de muhakkak bu anayasa yapma sürecindeki tartışmalarda ulusal düzeyde şeffaf bir tartışma imkanı sağlamak ve mutabakata ulaşmaya çalışmak lazım. Ben soracağım yoksa dayanamayıp. Tamam, sorun lütfen. Teşekkür ediyorum. Sorum Ayhan hocamıza olacak. Gerçi bütün katılımcıların katkıları çok önemliydi. Ben kendim çok şey öğrendim. Ama özellikle gün boyu ben Ayhan Bey'in son cümlesini bekledim ve onunla da özel olarak ilgileniyorum araştırmamda. Peki ne? Yani bazı toplumlar sandık için mücadele ediyor ama sandıkta yeterli değil. Sonrası ne? Sonrasını bir öğrenebilsek. Aslında bir şeyin hani
nasıl yeterli olmayacağında uzlaşmamız, belki ortaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bir şeyin nasıl olacağı konusunda, nasıl olması gerektiği konusunda netleşmek biraz zor. Yani neden zor? Bir kere bu bir süreç. Yani biraz önceki vurgu da çok önemli. Ve bu sürecin her toplumda işte teknolojinin geldiği düzey, örgütlenme düzeyi gibi bir sürü nedenle farklı sonuçları olabilir. Burada standartların, yani değerler, insani değerler, insan onuru, neyse özgürlük gibi bir takım standartların mümkün olduğu kadar ortaklaşmasını hedeflemek lazım. Ama ona götüren yöntemler, araçlar konusunda standarda gitmenin ben çok yanıltıcı olacağını düşünüyorum. Onun için böyle bir hani bir çıtayı bir yere koymak değil, çıtayı mümkün olduğu kadar radikal süreçlerle tarif etmenin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben mesela Türkiye'deki anayasa panellerinde genellikle sunumumun başlığını şey koyuyorum. Demokratik anayasa nasıl yapılmaz? Çünkü bir şeyin nasıl yapılmayacağında ortaklaşırsak, nasıl yapılacağı konusunda bir reçetemiz yok belki de. Yani biliyoruz evet bir takım dünya deneyimleri var. Ama Türkiye özelinde konuştuğunuzda ne yaptığınızda oraya varamazsınız, bunu yaşıyorsunuz. Ne yaparsanız sizi oraya götürmez, hangi araç götürmez, hangi ayak oyunları, hangi işte kandırmacalar bizi gerçekten demokrasiye götürmez. Bu burada hani bir belki uyanık olma halinden, dikkatli olma halinden bahsetmek gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Yani demokrasiye bakışımızla ilgili herhalde bir belki en başta kurmamız gereken cümleyi kurmamız gerekiyor. Ben hani birinci oturumda sunumda da biraz Kürtlere odaklı konuştum. Hani bir iki eleştiri aldım haklı olarak. Ama şundan dolayı oraya odaklıyorum. Yani sadece sorunun kendisinden kaynaklı olarak değil, başkaca da çok can yakıcı sorunlarımız var. Ya, parlamentodaki kadın temsiline baktığınızda Irak'tan geriyiz. Yani başka bir sürü örnek verebilirim. Hani işte Türkiye'deki işte hani en sosyal demokrat sol partilere hani baktığınızda ya da işte CHP üzerinden baktığınızda Alevi temsiliyle ilgili ciddi sorun olduğunu görüyorsunuz. Bırakın iktidar partisinin hani muhafazakar kimliğini falan. Başka gençlik temsili gibi bir sürü şey söyleyebiliriz ama Kürt sorununda son derece güçlü, örgütlü bir muhalefet var. Ve bu sadece legal, siyasal temsille ilgili değil. Bir silahlı güç var. Ve demokratikleşme dediğiniz şey eğer yönetenlerin kendi insafıyla, kendi siyasal kültürüyle gerçekleşmiyorsa, yani bir egemenlik paylaşma sorunuysa, hani uzun bir felsefi tartışma yine ama, yani birisinin bir şey vermesi mümkün gözükmüyorsa demokratikleşme dediğimiz şeyde, birinin bir şey almasıyla ilgili konuşacağız. İstemekle almak arasındaki farka bu sefer döneceğiz. Hani iktisat kitaplarının ilk cümlesi talep etmekle istemek arasındaki fark bedelini ödemektir diye hani tarif edilir. Yani Kürtler bir çok bedel ödediler. Gerçekten çok bedel ödediler. Evet sadece Kürtler değil Türkiye'de herkes belki hani bedel ödedi. Dolayısıyla da burada gücüyle bir tırnak içinde tehdit oluşturuyor rejim için. Ve bir biçimde bu sorunu çözemediği takdirde başka bir takım planlarını uygulama imkanı bulamıyor. Dolayısıyla da bunu önemsemek, değişimin kritik bir yerinde tutmak, bir yerinde tarif etmek zorundayız. Ben hani sandık değilse nedir sorusunun hani cevabını verme iddiasında falan da değilim. Çok öyle bir şeyim yok ama hani sadece bu süreçte bizi kandırabilecek, bizi oyalayabilecek şeylerden birisinin artık sandık olmaya başladığını açık yürekle konuşmayı önemsiyorum. Yani burada sandığa daha yeni ulaşmış olanlara hani yani böyle bir sanki bu çok kötü bir şey hani ya sandık kötü de hani süngü mü iyi, job mu iyi, yani tank mı iyi ya da işte ne bileyim fetvalarla insanların hayatlarının kararması mı iyi falan bu elbette böyle bir şey değil kastettiğimiz. Ama çıtayı daha farklı bir yere koymaya başlamalıyız çünkü artık insanlık mesela karar alma süreçlerinde sivil toplum diye bir kavram tartışıyor. Sürekli yönetime katılma diye bir kavram konuşuluyor. Yani 4 yılda bir katılma değil, sürekli katılma. Geri çağırma diye bir kavram var. Yani Avrupa demokrasilerinde geri çağırma kavramının mesela bizde neden hani hala bir karşılığı yok? Bu uygulanamaz bir şey mi? Yani bu bunun gibi bir sürü hani daha fazla uzatmayayım. Yani bunları bile konuşsak ben daha gerçekten hani demokrasiye o hani soyut bir kavram belki o anlamda ama yaklaşacağımızı umut ediyorum. Ben sadece kafama takıldığı için bir iki şey böyle ortaya atmak istiyorum. Sonra Şükrü Sudanlı konuğumuza yanıt vermek istiyor. O sadece hani sandık değilse nedir dediğimiz andan itibaren ve buna hemen bir cevap aradığımız anda
şöyle bir tehlike görüyorum. Yani mevcut eski yapılar içinden düşünerek bulmaya zorluyor bizi o. O yüzden onu da düşünmemiz lazım. Mevcut var olan yapıların, çünkü değil mi, demokrasi, yani temsili demokrasinin hiçbir yerde yeterli halkların, insanların taleplerini karşılamadığına dair artık görüyoruz. O zaman ama geri dönüp onlardan, eskilerden birini aramaya yöneltiyor bizi. O yüzden bence onun açık kalması, evet huzur verici bir şey değil ama açık kalması bana da böyle daha hoş geliyor. Şimdi özür dileyerek, evet Şükrü, you can go on. Çok teşekkürler. Ben de bir şeyler söylemek istedim. Sorulara biraz cevap vermeye çalışmak istedim. Sorunun bir tarafı seçimlere niye bu kadar hızlı gidiyoruz? Yani geçiş dönemi, Arap ilkbaharı diye ifade edilen süreçte niye bu kadar hızlı gittik seçimlere diye sordu. İyi bir soru bu. Çünkü bu farklı grupların aslında istediği bir talepti. Sadece devrime katılan gruplardan da bahsetmiyorum. Tunus'un eski elitleri de bunu istiyordu. Burada sadece ben iktidardaki partinin elitlerinden bahsetmiyorum. Muhalefetin elitlerinden de bahsediyorum. Yani onlar da bu işin içerisine bir kere daha dahil olabilmek istiyorlardı. Ve gücü, iktidarı paylaşabilmek istiyorlardı. Sorun şu ki %45'i Tunus'un aşağı yukarı seçime katılmadı. Yani bu orandan da bahsetmek istiyorum. Buradaki sorun şuydu biraz da, 11 bin tane aday vardı Tunus'ta ve bu 11 bin aday 217 sandalye için yarışıyorlardı. 120 de parti vardı, siyasi parti. Seçime katıldılar. Sonuçta seçimin sonucu 10 partiye indirgedi bunu. 10 parti kazandı yani seçimi. Ve adayların önemli bir kısmı seçimi kaybetmiş oldu. Bağımsızların listesinde herhangi bir partiden, yani aday olmayanların listesine baktığımızda bunların daha çok Tunus'un iç bölgelerinden gelebildiklerini gördük. Sorunuzun ikinci bölümünde azınlıklar konusundan da bahsettiniz. Şunu da söylemek istiyorum burada. Tunus çok spesifik bir Arap-İslam ülkesi. Etnik azınlıklar yok. Dün de söyledim bunu hatta. Hatta bunun çok şaşırtıcı olduğunun da farkındayım. Ama bizde etnik azınlık yok. Ama bu sosyal azınlıklar için bir anlaşmanın olmaması anlamına gelmiyor. Onların da katılımını sağlamak için muhakkak ki bir anlaşma, bir mutabakata varmak lazım. Bu çünkü gerçekten ciddi bir problem. Sosyal azınlıklarımız var bizim. Mesela Sidi Bouzid, Gasrin gibi bölgelerden gelen, iç kısımlardan gelen sosyal azınlıklarımız var. Tunus'a gittiğiniz zaman mesela kıyıda Tunus şehri gibi şehirlerdeki durumla iç kesimlerdeki durum arasındaki farkı çok net görebilirsiniz. Sosyal yapısı da farklıdır. Bu bölgelerin ve
Bunun sonucunda da bu azınlıkların, sosyal azınlıkların yani karşı karşıya kaldığı ayrımcılık söz konusudur. Bunu günlük hayatta bunların üstesinden gelebilmek gerçekten zor. Dolayısıyla tarihi olarak genelde bu gruplar siyasi güce ve siyasi süreçlere katılmadılar. Şimdi devrim bu gruplardan geldi ve değişim talebi, siyasi değişim talebi Ben Ali'nin kaçmasından sonra yine bu bölgeden geldi. Dolayısıyla onun için tabii ki yeni bir dönem, yeni bir mutabakat çok önemli. Bu azınlıkları bu sürecin içerisine katmak da çok önemli. Ama bütün bunlar sosyal seferberlik olmadan olamayacak. Çünkü şu andaki elit paylaşmak istemiyor gücü. Teşekkürler. Thank you. Regarding the ethnic minorities, I agree completely with Shukri. I know Tunisia there it's etnik azınlıklar konusuna gelince ben de Şükrü'ye katılıyorum. Bu son derece homojen bir nüfustur. Yani hiçbir şekilde bunları bölmek, ayırmak mümkün değil. Cezayir'de etnik azınlıklarımız, etnik azınlıklarımız var. Siyasi çelişkiler bu bölünmeler tarafından yönlendirilmiyor. Mesela bir berber azınlığımız var. Ben yarı berber, yarı Arabım. Bu aslında etnik değil, dilsel bir azınlık. Farklı dil kullanıyoruz biz. Ama çelişki o adına modernist denilenle adına İslamist denilenler arasında. İslami hareketin içinde berberler de var. Ve modernist, modernciler arasından Arapça konuşanlar da var. Bunları siz iki etnik kategoriye ayıramazsınız ne yazık ki. Çünkü Batı bundan gerçekten çok yararlanırdı. Mesela Irak'ta Yugoslavya örneğinin yansıması veya dünyanın başka yerlerinden bunun olmasını çok isterdi. Bu etnik azınlık sorunu Afrika ve Arap dünyasında hiç şüphesiz bölünmenin bir aracı. Ama bizim için esas sorun aslında bizim etnik aidiyetimiz değil. Şükrü'nün de çok doğru söylediği gibi bizim sosyal azınlıklarımız, yani o fakirlik ve açlık. Şimdi Kuzey Mali'de, Sahra şeridinde neler oluyor bugün? Tuaregler kabilesiyle ilgili olarak. Orada İslami cihatçı hareketler var ve bunlar hiçbir şekilde etnik konularla ilgili değil. Orada asıl olan konu fakirlik, terk edilmişlik ve açlık. Dolayısıyla Batı'nın bütün sorulara cevabı birlikte yaşayamıyorsunuz, birlikte kalıcı devletler kuramıyorsunuz. Dolayısıyla bütün kurtuluş sizleri bölmede deyip işin içinden çıkıyor. İşte Fransızların Cezayir'de bulundukları sömürgecilik sürecince yapmaya çalıştıkları bu. Bizi bölmeye çalıştılar ama şükürler olsun bunu başaramadılar. Şimdi Arap dünyasındaki sorun belki biraz teolojik olarak da görülebilir. Evet, laikler ve İslamcılar arasında bölündük kaldık ama gerçek konu bu değil. Gerçek konu özgürlük eksikliği ve fakirlik. Ben Cezayirliyim, Tunus'a ve Mısır'a gittim. Yakın zamanda gittim. Orada bir ekonomist olarak en çarpıcı olan şey o kabul edilemez, dehşet verici, korkunç sosyal dengesizlikler. Özellikle Mısır'da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında. Orada fakirlik gerçekten paylaşılıyor. Problemimiz bu. Bütün dünyada İslamcılar, sizin sorunuza da cevap vermeye çalışıyorum. Onlar
bu baskıya, bu ahlak eksikliğine karşı direniyorlar. Liderlerin yolsuzlukları, Batı'nın, Batı'da eğitilmiş gören, eğitim görmüş olan elit tabakaların yolsuzlukları. Bunlara karşı ayaklanıyorlar. Nijerya'da bugün Boko Haram diye bir hareket var. Boko Haram'ın anlamı şu, yerel dilde Boko Haram'ın anlamı yabancı eğitimli elitler yasaklanmalıdır. Tabii dehşete düşüyor insan. Niye acaba diyorsunuz yabancı ülkede eğitim görmüş insanlar bu ülkeye giremeyecekler? Çünkü eğitime, bilime, gelişmeye ihtiyaç var. Bu gibi insanların onları yönetmelerine ihtiyaç var. Ama gelin görün ki bağımsızlıktan sonra bu Batı'da eğitim görmüş olan yönetici elit halka karşı bir tavır aldı. Dolayısıyla Batı'nın kesin bir inkarı ve reddi var. Çünkü Batı yolsuzluğa bulaşmış yönetici sınıfların baş destekçisi olarak görülüyor. Nagi Mahfuz veya Salman Rüştü bir hakarete uğradığı için, İslam'a hakarette bulunduğu için başına gelmeyen kalmadı. Ben aynı görüşte değilim mesela. Fakat Arap dünyasında birçok insan için hem Cezayir'de hem de Mısır'da, Tunus'ta da aynı şeyi yine görüyoruz. Tabii bütün bu halklar adına konuşuyorum. Beni seçmeyen bu halklar adına da konuşmuş oluyorum, kusuruma bakmayın. Fakat insanlar hakikaten kendilerini hakarete uğramış hissediyorlar. Sürekli aşağılanmış hissediyorlar. Batı'nın onlardan nefret ettiğini ve sürekli olarak aşağıladığını hissediyorlar. Onların tavırlarını kınadığını, işte kadınların örtülü olmasından hoşlanmadıklarını, işte peygamberlerini sevmediğini Batılıların mesela hep düşünüyorlar. Örneğin bu peygamber karikatürleri skandalı çok ilginçti. Ben Fransa'da yaşıyorum, Paris'te yaşıyorum. Müslümanlar siyasi sınıfların çok sevdiği bir grup, biliyorsunuz. Bu karikatür skandalı ortaya çıktığında bizler Arap seçkinleri, sürgündeki Arap eliti olarak davet edildik ve halkların, Arap dünyasındaki halkların ilkel, barbar, aptal, cahil, hiçbir şeyden anlamayan halkları kınamaya çağrıldık, davet edildik. Ve bunu yapmayacağımızı söylediğimizde de bize de yine geri kafalı dendi. Burada İslam bir şekilde araçsallaştırılıyor. Bunu İslamcılar değil, Batılılar yapıyor. Ve amaç da burada insanların gerçek sorunları, gerçek sorunlara odaklanmasını engellemek. Gerçek sorunlar neler? Bunlar toplumdan dışlanma, marjinalleştirilme ve yoksulluk. Teşekkürler. Galiba başka soru da yok. Yavaş yavaş toplayalım. Şimdi kapanış için bir konuğumuz var. Hertha Däubler-Gmelin, Almanya eski Adalet Bakanı. Hem akademik bir geçmişi var, ekonomi, hukuk, siyaset bilimi üzerine, hem de uzun yıllar Almanya parlamentosunda, Bundestag'da milletvekili olarak görevi yapmış. Şu anda da pek çok ülkede, şimdi sayacağım birkaç tanesini, konusunda Mısır, Tunus, Sudan, Zimbabwe, İşte Moğolistan, Çin, bütün Orta Asya ülkeleri, bu ülkeler için anayasal ve hukuki uzman olarak görev yapıyor, danışmanlık yapıyor. Kendisini bu güzel iki günlük panelin kapatırken bize bir kürsüye davet etmek istiyoruz.
Efendim mikrofon kapalı, açabilir mi acaba hanımefendi? Evet, burada kapanış konuşmasını... Ay, Batı böyle değil. Bakın Batı yapmadı bunu. Batı yüzünden olmadı bu, haberiniz olsun. Everything's fine. Yeah, sure. Would you prefer to sit down there? İsterseniz şurada oturun siz. Evet, tekrar başlayayım. Bu çok ilginç konferansa katılımcı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bu kapanış konuşmasını yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Uzun bir gün oldu. Çok seçkin katılımcıların yaptığı tartışmaları izledik burada. Ben kendim anayasa hukukçusuyum. Ve 30 yılı aşkın bir süredir de siyasetin içindeyim. Ama tabii ki bu bahsettiğiniz kötü modellerden biri değildir inşallah, Batı'da bahsettiğiniz modellerden biri değildir. Çünkü Batı'da da farklılıklar var, bunu da teslim etmemiz gerekiyor. Anayasa oluşturulması süreçlerine çok farklı bölgelerde, çok farklı alanlarda şahit oldum ben. Ve bu açıdan da sizleri dinlemek, mesela Tunus'ta olanları dinlemek bana çok ilginç geldi. 3-4 kere gittim Tunus'a geçen sene, bu sene ya da Mısır olsun, Zimbabwe, Çin olsun, buralardaki anayasa süreçlerini gözlemleme imkanını buldum. Çok ilginç ortak noktalar var bu ülkeler arasında ama çok büyük farklar da var. Ve bu açıdan belki dikkatinizi birkaç noktaya çekmem isabetli olacaktır. Tabii ki Arap Baharı'nı ya da şöyle diyelim, Arap ülkelerindeki her bir durumu tek tek ele almak zor. Ve Türkiye'deki mesela arka plana, ekonomik arka plana baktığımızda bunlar Tunus'tan çok farklı. İnsanlar mesela sivil topluma baktığımızda her iki ülkede de çok canlı bir sivil toplum var ama çok farklı özellikler taşıyor. Sorunlar da farklı. Burada Türkiye'de birçok öneri getiriliyor anayasayla ilgili. Burada vesayet, askeri vesayet anayasası konusu tartışılmakta. Büyük, çok büyük bir oy oranına sahip muhafazakar bir parti var. Tunus'a göre coğrafi olarak da aynı zamanda çok farklı bir konumda Türkiye. Fakat gerçek şu ki bütün ülkeler isyanlardan, devrimlerden sonra hem özgürlük ister, eski liderlerin devrilmesini ister, onları işte cezaevine gönderir. Evet, tabii ki yolsuzluklara son vermek ister, bütün adaletsizlikleri aşmak ister ama bir de bunun yanı sıra sosyal bir kontrat, sosyal bir toplumsal bir sözleşme oluşturulmasını ister. Bence bu çok ilginç bir şey. Bunu her yerde aslında bulamıyoruz. Çoğunlukla insanlar hayatımız iyileşsin ister ama mesela anayasa konusuyla çok fazla ilgilenmeyebilir başka yerlerde. Fakat bu kez böyle olmadığını görüyoruz. Mesela ben Tunus'ta çok ilgimi çeken bir şey gördüm. Burada toplumsal sözleşme, yani anayasa, çok özel bir anlam ifade ediyor Tunus'ta. Çok aktif, iyi eğitimli bir sivil toplum var. Birçok genç insan var. Ve bunlar da sokaklarda gösteri yapan kesimler arasında ve diyorlar ki hayır, biz siyasi gücün bu toplumsal sözleşme tarafından tanımlanmasını istiyoruz. Anayasanın özel bir anlamı olsun istiyoruz ve hukuksallığın en önemli, en üst normunun bu olmasını istiyoruz ve siyasi gücün, ekonomik yaşamın bu anayasaya göre düzenlenmesini istiyoruz. Yani bu toplumsal sözleşmeye göre, yeni toplumsal sözleşmeye göre düzenlenmesini istiyoruz. Şimdi aradaki farkları burada görüyoruz. Mesela Zimbabwe'ye gittiğimizde anayasanın bu anlamını orada göremiyoruz.
mesela demokratik değişiklik hareketini gördüğümüzde, bu harekete baktığımızda, evet, sivil toplumu bu ülkede harekete geçirmeye çalışıyorlar. Çok bilgili, harika insanlar da oluşuyor burada, sivil toplum, ve bir tartışma da başlatmaya çalışıyorlar, ama Bay Mugabe orada olduğu sürece başarıya ulaşamayacak bir süreç olduğunu da biliyorlar. Çünkü bir türlü netice alamıyorlar. Bir tarih belirliyorlar, sonra yeni bir tarih belirliyorlar vesaire vesaire, ama hiçbir şey çıkmıyor bu tartışmadan. Vietnam'a gittiğimizde ise tamamen farklı bir durum var burada da. Friedrich Ebert Vakfı'ndan Sayın Gager İstanbul'da, uzun süre Hanoi'da görev yaptı kendisi, çok iyi bilir. Çok güzel bir akademik toplum var Hanoi'da ve hakikaten de çok kararlılar. Ve toplumsal sözleşmeyi de değiştirmek istiyorlar. Çünkü bunun değişmesi gerektiğine inanıyorlar. Çünkü insanlar da bunun bir parçası olmak istiyorlar. Katılım süreçlerine girmek istiyorlar. Siyasi süreçlere katılmak istiyorlar. Ve çok geniş bir tartışma da var. Sürekli yeni yeni öneriler de geliyor. Ama hiçbir şekilde lider konumundaki partinin, iktidardaki partinin, yani Vietnam Komünist Partisi'nin ödün vermesi mümkün bile değil. Yani tek bir gıdım ödün bile vermek istemiyor bu parti. Orada durum çok farklı. O yüzden Tunus'ta ve Mısır'da yaşanan gelişmeleri görmek bizim için çok ilginç. Bir de Cezayir'de de şans verirse aynı şeyi görebilirdik belki. Farklı koşulları Fas'ta da aslında, Ürdün'de de görüyoruz. Ürdün'den bahsetmedik bugün ama orada da aynı şeyler var. Sivil toplumun yüzü Avrupa'ya dönük. Fransa'ya değil. Fransa'ya değil ama Avrupa'ya dönük. Ama iyi ki de Fransa'ya dönük değil diyeyim. Ama öte yandan gittikçe kendilerine daha fazla güveniyorlar ve bu özgüven bu isyanların en ilginç taraflarından biri oldu. Diyorlar ki hayır, biz yapacağız, biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Bu toplumsal sözleşmeyi, bu anayasayı tabandan yapmak istiyoruz diyorlar. Ben mesela seçim sonuçları ele alınırken çok da şaşırmadım. Tunus'a bakacak olursak, kıyı bölgeleri gelişmiş, kalkınmış bölgeler. Hinterland, arka alan ise gelişmemiş topraklardan oluşuyor. Ve bakıyoruz, zaten muhaliflerin yarısı sürgünde, yarısı cezaevinde. Ve benim ülkeme ve bizim geçmişimize baktığımızda, 1950'lerin başına baktığımızda Almanya'da, çok da eğitimli olmayan insanlar mesela dini kişileri daha güvenilir bulmaya başlamıştı. Ve muhafazakar toplumlarda biz dindarız diyen insanlar daha fazla itibar görüyor ve daha az yozlaşma varmış gibi düşünülüyor, yolsuzluk varmış gibi düşünülüyor bu insanlarda. Bilmiyorum sizde de böyle çıkacak mı ama ben bunu anlayabiliyorum. Yine ilginç bir gelişme bu. Tunus'ta mesela savaşın veren, Bin Ali'ye karşı savaşın veren kişilerin hiçbiri seçilmedi. Bu çok ilginç. Çünkü biraz fazla Fransız görünmüştü, değil mi bunlar? Ve yeterince de güvenilir bulunmamıştı. Ve Tunus'ta şu anda hükümet ne yapıyor? İknada İknakatol olsun. Ne yapıyorlar? Sudanlı arkadaşımızın söylediği şeyi yapıyorlar. Ve bunu yapıyor olmaları da ilginç. Bakın, herkes size bunu söyleyecektir. Tunus'ta böyle. Mısır'ı bilmiyorum, çok emin değilim ama Tunus'ta herkes size
işte şu muhafazakar, şu değil diyelim, ne olursa olsun biz burada toplumsal sözleşmeyi korumak istiyoruz diyorlar. Ve bununla ilgili özgürlük, daha iyi bir yönetim, insan hakları, yolsuzluğa son verilmesi gibi, hatta güçler ayrımı, hatta yargının bağımsızlığı gibi bazı nirengi noktaları var ele alınan. Ve bu toplumda bir konsensüsün olduğu noktaları oluşturuyor. Öte yandan bazı konularda ise bir görüş birliği yok. Türkiye'den fark işte burada ortaya çıkıyor. Öncelikle dinle devlet işlerinin ayrılması net bir şekilde yapılmamış. Çünkü daha muhafazakar, İknata'nın daha muhafazakar olan kesimine baktığımızda mesela şeriatın öne çıkarıldığını görüyoruz. Belki İran anayasasına değil ama Afgan anayasasına yöneliniyor ki bu da yeterince kötü. Ama öte yandan bakıyoruz ki bununla ilgili konsensüs ilerlemekte. Bu çok güzel bir şey çünkü İknada'nın Mart'ın sonunda 26 Mart tarihli bir açıklamasını okudum. Şeriatı anayasaya koymayacağız diyorlardı. Güzel bir şey bu. Niye buna karar veriyorlar? Çünkü Katol bunu istemediğini söylüyor. Kongre istemediğini söylüyor. Ve bu üç parti bu konuda bir araya gelmişler. Bir hükümet kurmak için bir araya gelmişler. Ve Anayasa Konseyi'nde de çoğunluğa sahipler. Ve diyorlar ki hayır, bir yıldan fazla zamanımız yok. Bu anayasayı oluşturmamız gerekiyor. Ve ben hakikaten çok etkilendim bu konudan. Burada 5 önemli konuya odaklanmayı seçmişler. İkinci konu toplumsal cinsiyet meselesi. Burada bence en azından anayasada bir konsensüs oluşturulabilir. Tabii bu biraz da sivil toplumun konumuna bağlı ama burada maddenin lafzı henüz oluşturulmuş değil. O yüzden toplumsal cinsiyet konusu ele alınıp çözümlenmesi gereken konulardan biri. Azınlık gruplarının toplumsal içerimi ve hakları konusu. Tamam, Tunus'ta etnik azınlık yok fakat burada prensipte bazı şeylerin belirlenmesi gerekiyor. O yüzden bir sorun teşkil edebilir ama etmeyeceğini umuyoruz. Dördüncü konu bence çok ilginç ama ümit ederim çözümsüz kalmaz. Bu da ordunun Tunus'taki rolü. Siyaset, parlamentarizm. Ordudan daha güçlü olsun tartışması değil. Bu zaten Tunus'ta net olarak kararlaştırılmış bir şey. Tartışma şu. Belki ordu değil ama emniyet güçlerinin özellikle Bin Ali'ye bağlı olan kesimleri ne olacak konusu var. Peki yargı, yargıdaki yargı mensupları. Ben uzun uzun tartıştım onlarla. Biz kendi nazilerimizi ne yaptık, eski komünistlerimizi ne yaptık bunu uzun uzun sordular bize. Ben dedim ki o kadar bürokratiktik, o kadar bürokratik davrandık ki, o kadar Alman davrandık ki prensipte bu size bir model teşkil etmemeli dedim. Son konuda güçler dengesini temin etme konusu. Bu sadece Fransız sistemini mi benimseyeceksiniz, benimsemeyecek misiniz değil. Şimdi ben doğrusu tercih etmem Fransız sistemini. Fakat burada soru şu. Anayasayı koruyacak bir kurum oluşturulacak mı? Şimdi bunu parlamento nezdinde bir kurum olarak yapabilirsiniz ya da anayasa mahkemesi biçiminde yapabilirsiniz. Bu ilginç, mutlaka kararlaştırılması gereken bir konu. Öte yandan herkesin nasıl da Türkiye'yi izlediği de dikkatimizi çekiyor. Bu da ilginç. Türkiye'de çok güzel bir sivil toplum olduğunu görüyorlar ve hakikaten bunu da çok etkileyici buluyorlar. Tabii ki Türkiye'nin ekonomik gücü de onları cezbediyor. Türkiye'nin gücü ve statüsü hoşlarına gidiyor. Ve işte bu sebepten de
Türkiye ile bir bağlantı sahibi olmak istiyorlar. Ben Türkiye'nin gayet iyi bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Hatta anayasa ile ilgili tartışmalarda ve mesela Mısır'daki anayasa modelinde ya da Filistin'de ümit ediyoruz yine buradaki anayasa modeli. Şimdi yeterince bilmiyorum ama bana söylendiği kadarıyla Filistin'de, özür dilerim, Yemen'de de çok ilginç örnekler olabilirmiş. Türkiye'de Türk sivil toplumu çok net bir şekilde anayasa konusunda aktif katılım sağlayabilirse ve istediklerini yaptırabilirlerse bu bir örnek olacaktır, model olacaktır. Partilerin siyasi iradesi burada belki kuşku götürür. Ama sivil toplum, Türkiye'de sivil toplumdur belirleyici olan güç. Ve buna geri gelecek olursak, bu bölgede sadece bahsettiğim bu noktalar değil ve zaman konusu değil. Şimdi gençler tabii ki bu devrimin faydasını görmek istiyorlar ve hemen görmek istiyorlar. Bir sonraki kuşağa kalmasını istiyorlar. Ve bu yüzden de sivil toplum çok önemli. Türkiye'de sivil toplum başarılı olursa, etkin bir şekilde harekete geçebilirse Türkiye bir örnek teşkil edebilir. Bu sebepten ben de bu konferans için size çok teşekkür etmek istiyorum. Bir noktayı özellikle gündeme getirmek istiyorum. Profesör Abbas Valli'nin bu sabah söylediği bir konu var. İran Anayasası'nın siyasi güçleri yansıttığını söyledi kendisi. Bu doğrudur ama sadece İran'da değil, her yerde bu böyle. Almanlar olarak bizim demokratik ve demokratik olmayan anayasalarla ilgili tecrübelerimiz var. Ve doğrusu demokrasinin başlangıç aşamalarında çok zor zamanlar geçirdik. Sıfırdan başlamak zorunda kaldık birçok kez. Fakat ...19. yüzyılda Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucularından biri Ferdinand Lasserre, kendisi bir anayasa hukukçusuymuş ve demiş ki anayasa ile ilgili konular devletin gücüne, devletin iktidarına bağımlıdır. Fakat tersi de söz konusu. Sadece anayasa güçler dengesini ya da dengesizliğini yansıtmakla kalmaz. Elinde güç olan, iktidar olan da anayasa konusunda karar verici konumda olur. O yüzden sivil toplumun Türkiye'deki etkisi belirleyici bir etki. Sadece Türkiye'de değil, bütün bölgedeki nüfuzu açısından önemli. Son olarak bir örnek vermek istiyorum. Tunus'tan bahsettim. Burada anayasa maddelerinde mesela kadınların konumu herhangi bir şekilde riske atılmış değil. Fakat Selafiler kadınların üniversitelere, okullara, okullarda Selafiler okullarda, üniversitelerde kadınları tehdit ediyormuş. Sadece öğretim üyelerini, öğretmenlerini değil, hani örtülü olmadıkları değil, örtü değil, çarşaf. Öğrencilerin hepsinin sadece işte türban değil, toplamda peçeli bir şekilde örtünmesini de talep ediyorlarmış. Üniversite ise bunu müsaade etmiyor. Çünkü pedagojik olarak öğretmenle öğrenci arasında göz teması bulunması gerekir diyor. Bence bu çok geçerli bir sebep. Fakat hükümet Selafileri yine kendi haline bırakıyor. Onlar da insanları rahatsız ediyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar onlara karşı. Bu tabii ki toplum üzerinde bir etki yapıyor. Ve sivil toplum hayır, yeter, kafi, artık bu olmasın diyemiyor.
toplumsal cinsiyet konusunda böylece bir geriye gidiş oluyor. Bu mesela dikkat etmemiz gereken tehlikelerden biri. Unutmayalım ki anayasa hukukuyla ilgili tartışmalarda, dünyada bütün anayasa hukukuyla ilgili süreçlerde bu tip şeyleri görüyoruz. Ve ümit ediyorum Türkiye'de sivil toplum, kendi ülkelerinizde de sivil toplum burada cesur davranacaktır. Ve sokaklara dökülen bu gençler güçlerini anayasa tartışmalarına da katabilsinler, olumlu katkıda bulunabilsinler. Evet, çok haklısınız. Çok büyük hatalar yapıldı. Batı'da olsun, Fransa'da olsun birçok insan çok hata yaptı. Ama bence yardımcı olabileceklerse de olsunlar. Ama tabii ki burada kararı siz vereceksiniz. Ne yapılması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Bunun nasıl yapılacağına da siz karar vereceksiniz. Son olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bence zaman geçiyor. Tunus'ta 6 ay, en fazla 6 ay, 1 yıllık bir süreniz var. Aksi takdirde insanlar artık rahatsız olmaya başlayacaklardır. Ve istedikleri sonucu almadıkları durumda da hakikaten hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Evet, çok teşekkür ederim. Helsinki Yurttaşlar Asamblesi'ne teşekkürler. Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkürler. Ve tabii ki en önemlisi Friedrich Ebert Vakfı'na da teşekkürler. Çok teşekkürler. Tekrar sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Sanırım biz de thank God it's for all of us, okay? So, bye-bye.